gereğini yapmazsam namert olduğum için elini kaldıran elini kırarım. Nitekim kıracağım. İyi Parti'de yolsuzluk iddialarıyla çıkan kriz büyüdü. Benim değil, oğlumun ve onun eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmi bildirildi. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İyi Parti Milletvekili Ümit Dikbayır katıldığı televizyon programında partideki tartışmalarla ilgili konuştu. Bana itham edilen suçlar var. Ben bu suçların ispatlanmasını istiyorum diyorum. Bunun haricinde asla bir şey konuşmuyorum. Bu suçları ortaya çıkarmaya çalışmıyorlar. Çünkü bir hepsinin iftiralı ortaya çıktı. Şimdi bunu halının altına süpürüp başka gündem yaratıyorlar, anlamıyor musunuz? Dikbayır, parti sözcüsü Kürşat Zorlu'ya tepki göstererek 23 Kasım Perşembe günü her şeyi açıklayacağını da ilan etti. Farklı sahiplerle içimize sızan ve çıkarları gerçekleşmediğinde yalan ve iftiraya başvuran siyaset kalpazanlarına... Ya bana bir şey söylerken biraz dikkat etmeli insan. Bugün Kürşat Zorlu çıkmış... Diyor ki siyasi kalpazanlar. Bak nasıl cevap vereceğim onlara perşembe akşamı görün. Öte yandan partiden son istifa eden isim de Merkez Disiplin Kurulu üyesi Çağdaş Çelik oldu. Ulusal kanalın ulaştığı Çelik partisinden istifa gerekçelerini sıraladı. Partideki adaylık süreçlerinin sosyolojik ve matematiksel olgulara dayanmadığını söyleyen Çağdaş Çelik, aday belirleme kararlarının yakın ilişkiler üzerinden yürütüldüğünü vurguladı. Ben hesap vereceğim, siz de hesap vereceksiniz. Çelik, İyi Parti'nin artık Meral Akşener'i sevenler derneğine dönüştüğünü belirtirken, parti tabanının bu durumdan çok rahatsız olduğunun da altını çizdi. İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.